Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz alternatördür. Daha önce klima fan motoruydu. Bu modifiye edildi. İçerisine neodim mıknatıs konularak alternatör haline dönüştürüldü. Bunu nerelerde kullanabilirsiniz? Onu da özellikle söyleyeyim. Bunu su türbini olarak kullanabilirsiniz. Rüzgar türbininde kullanırsınız fakat döndüğü sürece elektrik ürettiği için o sizin projenize bağlı. Bakın çok düşük devirde şöyle metrelerce power led'i bakın yaktığını görüyorsunuz. Bak şu hareketle şöyle karşıdan çekeyim. Bakın sağ sol fark etmez. İki tarafı da aynı güçtür. Şimdi bunu su türbünüyle kullanıyoruz diyelim. Bu köprü diyot devresi tabi bunların kırpmadan yanmaması için. Şöyle bir trafo veya başka bir trafo 12 voltluk trafolardan da olabilir. Kullanabilirsiniz. Yani 220-12. Şu 220'yi buraya alternatöre bağlayacaksınız. Çıkış 12'yi de tabi diyot bağladıktan sonra veya bu diyot da olabilir. Diyottan sonra da akünüzü de yavaş yavaş şarj edebilirsiniz. Ama küçük aküleri şarj edersiniz. Şimdi gelelim ikinci olaya. Bunun 3 tane çıkışı vardır. Ben 2 çıkışından ledlere verdim. Daha doğrusu diyot devresine bağladım. Gördüğünüz gibi. Buradan da çıkış alabiliyorum. Onu da göstereyim. Bir tanesini çıkardım. Şimdi buna bağlıyorum. Tabii tek elimle bağlayamadım. Evet şimdi bağladım. Gördüğünüz gibi sarıyı çıkardım. Bakın aynı. Aynı devir aynı şeydi. Yani iki ayrı çıkış alabilirsiniz. Şimdi ben size büyük 220 volt led lambayı yaktığında göstereceğim. Şimdi tekrar söylüyorum. Mesela bunu bağladınız su türbinine. Diyotu bağladınız. Aynı zamanda buraya da bir priz bağlarsanız telefonunuzu da şarj edebilirsiniz. Bunu suyla döndüreceksiniz. Bu şekilde bir çark yapabilirsiniz. Başka bir çark yapabilirsiniz. Su bunu döndürdükçe elektrik üretir. Onu özellikle belirteyim. Şimdi şu ampulü de yakmadan önce bir de matkapla yanışını görün. Ondan sonra bu ampulü test edelim. Evet şimdi şarjlı matkabımızı taktım. Bakın çok düşük devirde. Sesini duyuyorsunuz. Hızlandırdım birazcık. Yani 150-200 devirde çok güzel. Bakın son gazını vermiyorum. Tabii tek elimle biraz böyle zor oluyor. Gördüğünüz gibi çok güzel düşük devirde. 12 volt power ledleri metrelerce yakar. Bunun gücü ne kadardır derseniz 100 watt civarındadır. 100 yani maksimum 150 watt olur ama ben 100 watt diyorum. Hatta LED TV'yi dahi çalıştırabilirsiniz. Tabi su türbününde onu devirini çarkını güzel yaparsınız. 220 yani şuradan da şimdi 220 alacağız. Bu LED ampulü çalıştıracağım. Onu da göreceksiniz ve kanaat getireceksiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 uçtan 2 tanesini bağladım. Gri ve siyahı bağladım. 220 volt 10 wattlık LED ampul. Bakın çok düşük devirde. Yüksekte tabii daha şöyle. Ki bunun maksimum devri 600 devir. Onu da söylüyorum. Bundan 8-10 tane rahat yakabilirsiniz. Şöyle yaparsınız. 5 kanal bir tarafına bağlarsınız. 5 kanal da şuraya bağlarsınız. Bir tanesini ortak kullanırsınız kablonun. Yani toplam 10 tane led yakabilir. Evet. Tabii bu 220'yi kullanacağınız zaman şu diyot devresini ayırmanız gerekir. Onu da özellikle belirteyim. Evet bunu dediğim gibi rüzgar da olabilir ama rüzgar projesi artık o sizin projeniz. Bir şey diyemiyorum. Ama su türbününde mükemmel olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir çarkla veya başka yapacağınız bir çarkla. Yapacağınız işlerde başarılar dilerim arkadaşlar.